GRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Tanış. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimizle başlayalım. Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım işçileri taşıyan kamyonet devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Havaların ısınmasıyla tarım işçileri de yollara çıktı. İşçiler yollara çıktı ama ne yazık ki acı haberleri de gelmeye başladı. Gaziantep-Nizip otoyolunda seyir halinde bulunan tarım işçilerini taşıyan kamyonet lastiğin patlaması sonucu yoldan çıktı. Devrilen kamyonetin kasasındaki işçiler yola savruldu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralanırken yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Sevgili izleyenler, Fatma Çetin'in çaresizliği deyim yerinde ise yürekleri dağılıyor. 67 yaşındaki Fatma Çetin tam 230 kilo, yerinden kalkamıyor. İki adım atsa ya kolu kırılıyor ya da ayağı. Şu anda yaşlı kadın borcundan dolayı elektriği ve suyu kesilmiş bir evde yaşıyor. 7 çocuk annesi 67 yaşındaki Fatma Çetin'in hayatı geçirdiği beyin kanamasıyla felakete döndü. Önce yatağa mahkum oldu, sonra ise eşi tarafından terk edildi. Ben beyin kanaması geçirdim. İlkin ondan bir ay hasta şey yoğun bakımda yattım. Ondan sonra çıkarttılar o diye. Olmadı geri beni şey aldılar tekrar geri. Böyle gemi germesi çıktı. Gittim gene yattım. Bir ay 10 günde yele yattım. Ondan sonra yattım. Geri beni tekrar geri Adana'ya havale ettiler. Adana'da Mersin'e. İşte gezmedik yer doktor koymadım. Gezdim yani. İyi bakmadılar yani. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Güneş Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çetin beyin kanaması geçirdikten sonra kilo almaya başladı. 230 kiloya kadar çıkan Çetin yerinden dahi kıpırdayamıyor. Sürekli yattığından dolayı vücudunda yaralar oluşan obezite hastası Fatma Çetin yerinden kalkınca da ya bacağını ya da kolunu kırıyor. Şişman değil. Esas bakan da olmadı yani. Bu bir kız köyde oturuyordu. Bakan yok. Adam bembel olunca gezdirmedi. Götür gitti. Evlendi bir kadınla. Evlenince beni bıraktı. Bir emeklisi vardı. O emekliyi aldı. Para çekmiş, evlenmiş. Benim haberim yok. Sonra da duydum. Bu kız çalışmaya gidiyor künde. Künde gidiyor bir ekmek parası getiriyor. Getirdi köyde geldi bana bakmaya değil. Gelince ne de aç. Çeşitli hastalıklarla da mücadele eden yaşlı kadın geçim sıkıntısı da çekiyor. Fatma Çetin borcunu ödeyemediği için 8 aydır elektriği suyu kesilmiş bir evde kırık omzuyla yaşamaya çalışıyor. 200'den fazla. 200 30, 220 böyle bir şey var. Peki kilonun haricinde başka hastalıkların var mı? Başka hastalığım, gene tavsiyem vardı, kolesterol vardı. Sana söylemiş de şekerim yükselmişti. Şeker sıfırda dediler, bir şey yemeyeceğim dediler. Bir elma dahil yemedim yani. Beriz beriz tutuyorum. Ondan sonra geri dediler tansiyon geçti dediler. Kalkamıyorum. Ya işte idrara gidemiyorum. Altımı bağlıyor. Bez diyorlar. Bez Bilano'yu söylemesi o veriyor. O veriyor. Bilano'yu getiriyor. Elin getirdiği ne olacak? Zor günler geçiren yaşlı kadın yetkililerden destek bekliyor. Evimin borcu var. Beni elektriğimi kestiler. Suyumu kestiler, saati götürdüler. Ey sen bunu yatırmıyorsun etmi. Benim aileyim yok, bir şeyim yok. Neyle yatırım? Bir gelirim yok. Bir bakanım yok. Her bahar bir orman, bir dünya yeşil projesi kapsamında 18. etap Şehit Kamil Ormanı Arıl Mahallesi'nde hayat buldu. Geniş katılımlı bir törenle düzenlenen fidan dikimiyle gelecek nesiller için 10.500 fidan daha toprakla buluşturuldu.
Şehit Kamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Her Bahar Bir Orman Bir Dünya Yeşil Projesi kapsamında yılda iki defa gerçekleştirilen fidan dikimleri devam ediyor. 18. etap Şehit Kamil Ormanı Arıl Mahallesi sınırları içerisinde oluşturuldu. Toplam 168 bin metrekare alan üzerine kurulan 18. etap Şehit Kamil Ormanı'nın fidan dikim töreni geniş katılımla yapıldı. Şehit Kamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerinde 10.500 bin fidan dikildi. Şehit Kamil Belediyesi Her Bahar Bir Orman Bir Dünya Yeşil Projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 17 etap ormanda toplam 1.756.722 metrekare alanda 164.763 adet fidanı toprakla buluşturmuştu. Törende açıklamalarda bulunan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ağaçlandırmada meyveli bitkiler kullanmaya gayret ettiklerini söyledi. Şehit Kamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana her bahar ve sonbaharda ağaçlama etkinliklerini devam ettiriyoruz. Özellikle bizden sonraki nesillerin emaneti olan çevreye olan saygımızdan dolayı ve canlı hayatını korumak adına bu yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında mümkün olduğu kadar meyveli bitkiler kullanmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle son dönemde zeytin, badem gibi ağaçlarla bunun yanı sıra tabii ki iğne yapraklı ağaçlarla da ağaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 18.si gerçekleştirilen ağaçlama çalışmasında bize desteğini her zaman esirgemeyen Orman İşletme Müdürlüğümüze, bu faaliyetlerde saha düzenlemesinde destek veren İşkur Müdürlüğümüze, Park Bahçeler Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde neler yapılabileceğini fiilen yaşıyoruz. Bir başımıza bu işleri yapma imkanımız yok. Tabii her kademesinde emeği olan kurumlar var. Özellikle bu araziler hazine arazisi olması münasebetiyle hazineyle olan ilişkilerimiz daha önce Maliye Bakanlığı'ndaydı. Şimdi özellikle bu arazilerin düzenlenmesiyle ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla da irtibata geçerek diğer taraftan Orman İşletme Müdürlüğümüz, İşkur Müdürlüğümüz, tüm ekip arkadaşlarımızla bu faaliyetlere destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bizim belediye olarak belediyecilik hizmetlerinin yanında çevre, spor, sanat, kültür etkinliklerinde de imkanlarımızı son noktasına kadar kullanmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü hizmet ederken şuna dikkat ediyoruz. Bu kaynak bu milletinse bu millete hizmet eden her noktada biz belediye olarak varız. Belediye tüm vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek adına burada bu hizmetleri yerine getiriyor. Şahimiye Belediye Meclis Mayıs ayı ilk toplantısı yapıldı. Mecliste gündem dışı söz alan meclis üyesi Uğur Kalkan, Akyol Camii'nin durumunu gündeme taşıdı. Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk toplantısı yapıldı. Gündeme alınan 6 maddenin 4'ü imar ve bayındırlık komisyonuna, 3'ü plan bütçe komisyonuna sevk edilirken gündem dışı bir madde ise çevre ve temizlik komisyonu ve eğitim gençlik spor komisyonuna sevk edildi. Mehmet Akıncıoğlu Hazretleri. Mecliste gündem dışı söz alan meclis üyesi Uğur Kalkan, Akyol Camii'nin durumunu gündeme taşıdı. Kalkan, caminin deprem dayanıklık testi yapılmadan yıkıldığını iddia edildiğini söyledi. Başkanım, bildiğiniz üzere yıllardır hizmet veren Akyol Mahallesi'nde bir cami vardı. Bu cami geçtiğimiz aylarda belediyemizce yıkıldı. Bunun deprem dayanıklık testi alınmadan bu caminin yıkıldığına dair bazı söylemler var. Bununla ilgili deprem dayanıklılık testinin raporunun bir sonraki mecliste tarafıma verilmesini istiyorum. Kalkan'ın sorusuna yanıt veren Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Akyol Camii'nin yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yeterli gelmediği söyleniyor. Bu da biz de bunu araştırıyoruz. Gerçekten o bölgeye ihtiyaç var mı? Sadece Akyol'a yapmıyoruz biliyorsunuz. Gaziantep'te, Şahinbey'de çok değişik yerlerde cami inşaatlarımız var.
Burada da mahallenin gelen talebine göre hazırlık yapıldı. Bütün etütleri yapılmıştır. Ben yani tabii şimdi tabii teknik olarak bilmiyorum şimdi. Siz istediğiniz belgeyi bize yazarsınız. Yazılı olarak da biz de size sunarız. Sözlü olarak da veririz. Başkan. Kalkanın sözlerini sürdürmesi üzerine Akyol Camii ile ilgili tartışma yaşandı. Bununla ilgili raporu sunamıyorsunuz. Burada benim söylediğim şeyin üzerinden farklı taraflara çekiyorsunuz. Hiç farklı taraflara çekmiyoruz. Yani bu belgeyi biz, cami yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tamam yapın. Evet. Yani buna devam edeceğiz. Ama gözünüz hoş görünmedi diye değil. O zaman bunun raporunu çıkıp depreme dayanmışsınız. Raporu da burada diyeceksiniz. Bunu ben bir dakika. Sen öyle emrivaki bir hareket etme. Baskayıcısı yok. Ve şeyinizi bileyim yani. Tutumunuzu bilin. Ben tutumumu biliyorum. Tutumunuzu bilin. Bak bunu size söylüyorum. Söylediğimi farklı tarafa çekin. Ve sakin olmalısınız. Burada kimse canlı karşı değil. Öyle kişisel şeylerinizle bizi burada kimseye etkilemeye çalışmamalısınız. Ben size kapatıyorum. Teşekkür ederim. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.